kitaplarından bahsedeceğim. Kötü olan tek bir kitabı bile yok. Ama derseniz ki hani ben sana güvenmiyorum. 4-5 satırla bu kadar duyguyu nasıl anlatabilirsin? Nasıl hissettirebilirsin? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ailenizin biricik booktuber geldi. Bugün sizlere çok güzel kitaplar önereceğim. Başlıktan da anladığınız gibi şiir kitaplarından bahsedeceğim. Son zamanlarda videolarımın altında hep şiir kitapları yorumu görüyorum. Şey demek istiyorum. Siz şiir okur muydunuz? Siz okur muydunuz yani? Yıllardır şiir kitabı öneriyorum. Hiçbiriniz okumuyordunuz, izlemiyordunuz bile videoları. Bakalım bu sefer okuyacak mısınız? Ben yine büyüklük yapacağım, önereceğim. İnşallah okursunuz. Ben çünkü şiir okumayı çok seviyorum. Çok fazla şiir kitabı okudum. Hani sizlerin de kesinlikle okumanızı isterim. Hani ben nereden başlayacağım? Nasıl şiir okumaya başlayacağım? Hangi şairle başlamalıyım? Hangi kitapları okumalıyım diyenler? Ya da ben zaten şiir kitabı okuyorum ama yine de belki bunları okumamışımdır deyip okumanızı istediğim, cümleyi toparlayamadım. Benim çok sevdiğim, şiire yeni başlayan ya da sürekli şiir okuyan insanların bile kesinlikle okuması gereken, bana şiir kitabı okuma alışkanlığı kazandıran, şiiri sevdiren şairle başlamak istiyorum. Hemen kendisini göstereyim. Beni tanıyanlar bilir. Özdemir Asaf. Ben Özdemir Asaf sayesinde şiir okumaya başladım. Lavinia, Aşk Şiirleri kitabı sayesinde şiirleri anlayabildiğimi, onları hissedebildiğimi fark ettim ve daha sonra Özdemir Asaf, Orhan Veli diye giderek kitapları okumaya devam ettim. Size de ilk önereceğim kitap Özdemir Asaf'ın, Asaf'ın neyse, toplu şiirlerinin, tüm şiirlerin bulunduğu tek bir kitapta toplanmış Çiçek Senfonisi kitabı. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Hiç diğer kitaplarıyla uğraşmayın. Tek tek kitaplarını almaya çalışmayın. Direkt bütün şiirlerinin olduğu bir kitap alın. Yavaş yavaş okursunuz. Tek tek görürsünüz. Zaten içinde kısım kısım bu kitaplar ayrılmış. Ama derseniz ki hani ben sana güvenmiyorum. Belki Özdemir Asaf'ı hiç sevmeyeceğim. O yüzden hani bütün şiirlerini almamın anlamı yok derseniz de şöyle seçme şiirlerin bulunduğu Yapı Kredi Yayınları'nın bir serisi var. Rengarenk böyle çok fazla şairin şiirlerin bulunduğu ince kitaplar. Ben yıllar önce 6 TL'ye almışım. Belki 10 TL, 15 TL falan olmuştur. Yani ucuzdur şu anda da. Bu şekilde ince kitabını da alıp Özdemir Asaf'ın yazım diline, şiirlerine bakabilirsiniz. Benim tavsiyem kesinlikle Çiçek Senfonisi. Ama yok ben ilk önce bakacağım derseniz bunu alabilirsiniz. Bir de Aşk Şiirleri kitabını alabilirsiniz. Ben Özdemir Asaf'la başladım. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Özdemir Asaf'tan sonra Orhan Veli'nin şiirlerini okumaya başladım ve çok sevdim. En sevdiğim şairlerden biridir kendisi. Yine Yapı Kredi Yayınları'nda Orhan Veli'nin bütün şiirlerinin bulunduğu bir kitap var. Orhan Veli'nin çok fazla kitabı var Yapı Kredi Yayınları'nda ama bütün şiirlerin tek bir kitapla toplandığı eseri almak daha mantıklı. Tek tek kitaplara ayrı ayrı para vereceğinize tek bir kitap almanızı tavsiye ederim. Ama yine dediğim gibi Sena ben sana güvenmiyorum. Hani ben Orhan Veli'nin bir diline bakayım belki sevmeyeceğim derseniz Sakın Şaşırma kitabı var. Yine seçme şiirlerin bulunduğu. Benim yıllar önce etiket fiyatı 6 TL. İndirimden falan 4 liraya falan alıyordum. Bu aldığım kitabı alabilirsiniz. İncecik seçme şiirler, en iyi şiirleri var içinde. Bakarsınız, severseniz diğer kitaplarını da alırsınız. Ama kesinlikle Orhan Veli okumanızı isterim. Çok seviyorum kendisini. Bilelim en çok sevdiğim diğer bir şair Attila İlhan. Kendisini çok severim. Gerçekten kötü olan tek bir kitabı bile yok. Şiirleri muazzam. Çok seviyorum. Türkiye İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış bütün kitapları var bende. Okumadığım kitabı yok. Ama bugün size en sevdiğim 3 tanesini önereceğim. İlki Ayrılık Sevdaya Dahil. Kendi yazmış olduğum Asel kitabında da bu kitaptan şiir ve konu olayları falan geçiyor. Kendi yazdığım kitapta da bu kitaptan bahsettim. Çünkü çok seviyorum. Ben Sana Mecburum. Bu kitabım mükemmel. Bir de Kimi Sevsem Sensin. Bu da çok güzel. Hepsini çok seviyorum ama bu üçü gerçekten muazzam ötesi. Yani ben şiir okumak istiyorum, ne okuyacağımı bilmiyorum ya da ben şiir okuyorum ama Atilla İlhan'ı hiç okumuyordum derseniz gerçekten çok üzülürüm. Bu videoda gösterdiğim tüm kitapları beni takip eden takipçilerim kesinlikle okuması gerekli. Hepsi birbirinden mükemmel. Böyle bazen Atilla İlhan'ın şiirlerini okurken ağlayasım geliyor. Özellikle Ben Sana Mecburum ve Kimi Sevsem Sensin de çok güzel. Diğer kitapları da çok güzel. Ayrılık Sevdaya Dair şiiri de çok güzel. Hepsi birbirinden mükemmel. Lütfen ama lütfen Atilla İlhan okuyun. Ben kimi okuyorum bir de? Bilmiyorum. Gülten Akın. Daha önce duydunuz mu? Gülten Akın'ın şiirlerini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bazen bir şiirinin karşısına durup diyorum ki nasıl 2-3 cümleyle 4-5 satırla
bu kadar duyguyu nasıl anlatabilirsin? Nasıl hissettirebilirsin böyle tam göğsümün tam ortasında? Nasıl bir acı hissettirebilirsin? Yani bu kadar iyi nasıl anlatılabilir falan diye böyle beni delirtiyor. Gülten Akın'ı çok çok seviyorum. Toplu şiirleri 1, toplu şiirleri 2, toplu şiirleri 3 diye gidiyor. Tüm eserlerinin bulunduğu bir kitabı var mı bilmiyorum. Ben bunu almıştım. İlk bütün eserleri, toplu şiirleri 1. Yani seri gibi düşünün. 1956 ile 1971 yılı arasında geçen şiirleri var. Kırmızı Karanfil kitabı. Çok çok sevmiştim. Sonra işte toplu şiirleri 2'ye aldım. 3 var mı bilmiyorum, hatırlamıyorum. O şekilde Gülten Akın'ın kitaplarını okudum. Yine dediğim gibi bana güvenmiyorsanız ve böyle bir kitaba fazla para vermek istemiyorsanız seçme şiirler kısmında Gülten Akın'ın kitabı var. Yine işte ben 6 TL'den 4 TL'den falan almışım. Ama yine şiir kitapları arasında en ucuz kitaplar. Gülten Akın'ın şiirleriyle de tanışmak isterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi toplu şiirlerini almak bana her zaman daha mantıklı ve ekonomik geliyor. Gelelim bugün size son olarak bahsetmek istediğim şairimiz ve şiir kitabı. Tabii ki de Sabahattin Ali. Daha önce şiir kitabı okuduysanız ya da işte ben şiir kitabı okuma alışkanlığı kazanmak istiyorum derseniz tabii ki de Sabahattin Ali okumalısınız ve Sabahattin Ali'nin bütün şiirlerinin, bütün yapıtlarının bulunduğu bir kitap var Yapı Kredi yayınlarında. Arkada etiket fiyatı 12 TL. Ben bunu büyük ihtimalle 8-9 liraya falan almışımdır. Şu anki fiyatını hatırlamıyorum ama kesinlikle tavsiye ederim. Sabahattin Ali'nin şiirlerinden yapılan türküleri, şarkıları göreceksiniz. Hatta bazı şiirleri okuduğunuzda diyeceksiniz ki aa bu Sabahattin Ali'nin miymiş gerçekten, haberim yokmuş. Hani ben bunun şarkısını dinledim, türküsünü dinledim falan diyeceksiniz. Çok fazla şiir bırakmış, çok fazla eser bırakmış bize aslında. Severek okuduğum kitaplardan biriydi. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Ben şiir kitabı okumak istiyorum, şiirlerle tanışmak istiyorum derseniz Sabahattin Ali de severek okuyacağınız isimlerden biri. Daha önerebileceğim çok fazla kitap var. Çeviri kitaplar var. Oruç Araba olur, işte Ece Ayhan olur, Didem Madak olur, Birhan Keskin olur, Murat Han Mungan olur. Yani aklınıza gelebilecek çoğu kitabı okudum. Çok fazla şair okudum. Çeviri kitap da çok fazla okudum. Seviyorum okumayı. Eğer isterseniz bu önerilerin devamı da gelebilir ama şimdilik ilk video için. Eski önerilerimi saymıyorum. Tatil videosu önerileri için ilk olarak bu kitapları seçtim. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Göstereyim. Göstermiş olduğum bu kitapların hepsini gözünüz kapalı alabilirsiniz. Çok da seveceğinize inanıyorum. Ben hepsini keyifli okudum ve şiir kitapları videomun da sonuna geldim. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum da bırakabilirsiniz. Eğer benim sayemde okumuş olduğunuz bir şair, şiir kitabı falan varsa yorumları bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.